Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz 60 ders TET Matematik Kampı'nın geldiği ki 15. dersin arkadaşlar tane tane sıra sıra ilerliyoruz. Hadi bakalım kitabımız da çıktı. İnternet sitelerinde satışı var. Aynı zamanda bu pazartesinden itibaren ne yapabilirsiniz? İşler bayilerinde bulabilirsiniz. Şimdi sıra geldi asal sayılarda ikinci kısım yani pozitif bölen sayısı ile ilgili problem çözmeye, soru çözmeye. Hadi gelin hiç zaman kaybetmeden bu soruları da beraber çözelim. Şimdi 6. sorumuzla devam ediyoruz. Geçen dersin son sorusu yine bu tarzdaydı. Hatta demiştim ki daha temel kavramlarda da buna benzer sorular. Ben ne yapmıştım? Yazmıştım ve demiştim ki pozitif bölen sayısı asal sayılarda biz bunlardan çokça çözeceğiz. Şimdi burada dikkatli bakın bunlar tehlikeli sorular. Şimdi kesini tam sayı yapan tam sayı farklı oluyor. Tam sayı yapan doğal sayı farklı oluyor. Doğal sayı yapan tam sayı. Yani bütün burada 4 tane varyasyon var. 4 varyasyonun da çözümleri farklı olabiliyor. Dikkat etmekte husus. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bak şimdi. Şimdi ne yapıyordum? Bu bunun 6 katı değil mi? Öncelikle oradan başladım. 6'yı kenara çekiyorum. 6'yı kenara çektim. Buraya x artı bir yazdım. Tamam burası okey değil mi? Şimdi 6 ile x artı 1'i çarpıyorsun. Ne yapıyor? 6x artı 6 mı yapıyor? Evet 6x artı 6 yap. 6x artı 6 yapıyor. Eksi 15 yapması için ne yapalım? 21 çıkaralım. O zaman eksi 21 diyelim. Ve böylece aslında bu ifade buna eşit olmuş olsun. Bir de ne avantaj kazandıracak? Şimdi baktığınızda burada x'e değer verdiğinizde hem üst hem alt oynarken şimdi ise sadece alt oynuyor. Yani x'e mesela 20 verebilirim çok net. Mesela x'e buradan baktığımda 6 verebilirim. Ama yukarıda 6 vermem için önce denemem lazım. Değil mi? Şimdi burayı hallettik. Şimdi burası okey. Şimdi burada şöyle kesin tam sayı yapan x tam sayı istiyor. O zaman x tam sayı istediğine göre biz burada 21'i bölen pozitif ve negatifleri düşünebiliriz. Şimdi 21 sayısı 3 üzeri 1, 7 üzeri 1'dir. Yanlış yapmadım değil mi? 6 evet doğru oldu. O zaman bunun pozitif bölen sayısı kaç geldi güzel kardeşim? 2 çarpı 2'den 4 geldi. Yani 21'i bölen 4 tane sayı var. 1, 3, 7, 21. Ama bunların negatifleri de olabilir. Değil mi? O zaman kaç tane? 8 tane TBS. Şimdi sen burayı 1 yapabilir misin? Yaparsın. Eksi 1 yapar mısın? Yaparsın. Sonuçta burası ne olacak? Tam sayı olacak. X'e tam sayı olacak. O zaman sıkıntı yok. O zaman X'in alacağı kaç tane değer vardır? 8 tane değer vardır diyebiliriz. Anlaştık. Yani şuradaki X artı 1'in alacağı her bir tam sayı Tamam mı? X'i de farklı bir tam sayı yapacağına göre otomatikman X artı 1'in alıcı değerler sayısı X'in alıcı değer sayısı yaptı. Bak 7. Önce durdur. Sonra beraber yapalım. Ama bu soru bizzat biraz zor. Bak baştan söyleyeyim. Hani yapmışsan eğer süper. o numara 5 hızlı bir hareket olmuştur. Tamam Bak gel beraber yapalım. Yine aynı hareketi yapacağız. Sen durdurdun tabii. Tamam mı? Şimdi tekrardan başladık. Şimdi 2'yi kenara çekiyoruz. Çektik. X artı 3'ü buraya yazdık. Tamam. 2 ile x artı 3'ü çarptık ne oldu? 2x artı 6 oldu. 2x artı 6 olduğuna göre buraya da ne yazdım? 60 yazdım. Demek ki bu arkadaş kime eşit? Buna eşit. Artık ben hani x'e değer verdiğim zaman hem üst hem alt oynamıyor. Değil mi? Sadece neresi oynuyor arkadaşlar? Alt tarafı oynuyor. Yani şu 60'ı böyle mesela x'e 57 verebileceğimi şimdiden görebiliyorum gibi. Tamam mı? Kesin tam sayı yapan x tam sayıların toplamı demiş. Şimdi burası 1 de olur eksi 1 de olur. X artı 3'ten bahsediyorum yalnız tamam mı? Burası 2 de olur, eksi 2 de olur. 3 de olur, eksi 3 de olur. 60 da olur, eksi 60 da olur. 60'ın kaç tane pozitif böleni var bakalım bir. 60, 2 üzeri 2 çarpı, 3 üzeri 1 çarpı, 5 üzeri 1 yaptı. O zaman 3 çarpı, 2 çarpı, 2 der. 12 tane pozitif böleni var. 12 tane de negatif böleni var. Toplam 24 tane böleni var tam böleni. Şimdi normalde ben bu tam bölenleri toplasam kaç yapar? sıfır yapar. Ama benim buradaki topladıklarım x'ler değil. x artı 3 1 olacak. Değil mi? O zaman x artı 3 şimdi burası x artı 3 1. Yani 3 fazlası 1. Değil mi? Şu ifade 1 olacak. O zaman x buradan kaç gelecek? Eksi 2. x buradan kaç gelecek? Eksi 1. x buradan kaç gelecek? 0. Yani şuradaki değerleri 3 eksiklerini toplayacağım. Yani bu kaç olacak? 57. Buradakiler, şuradaki kırmızı yazdıklarım x'in alıcı değerler. Hadi siyahları toplasak sıfır geliyor da kırmızıları toplamak biraz zor. Şimdi burada x kaç olacak? Eksi 4. X'e eksi 4 veresin ki x artı 3 eksi 1 yapsın. Bu eksi 5. Bu da eksi 63. Bunları toplayacağız. Şu kırmızı olanlar var ya. Onları nasıl toplayacağız? Belli bir kuralı da yok. Aslında var. Şimdi bak şunu görmüşsen süper. Bak bunlarla bunların toplamı sıfır mıdır? Sıfırdır. Ben bunlarla bunları toplamak yerine her biri 3 eksiği olan sayıları toplayacağım. Doğru mu? Yani toplam burada 12 tane pozitif var. 12 tane pozitif var. 12 tane de negatif var. Toplam 24 tane sayı toplayacağım. Eğer siyahları toplasaydım 0 yapıyor. Onun yerine 24 tane ne toplayacağım? O sayıların 3 eksiklerini toplayacağım. O zaman cevap ne gelecek? 24 tane eksi 3'ten eksi 72 yapacak diyebiliriz. Yani x'in alabileceği değerler toplamı yani şunların toplamı Eksi 72'dir. Nasıl yani hocam? Bak şöyle şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani sen 1, 2, 3'ü toplamak yerine tamam mı? Her biri bunlardan 3'er fazla olan sayı toplarsan yani 4, 5, 6'yı toplarsan o zaman şunların toplamından 3, 6, 9 fazlasını toplayacaksın. Şunların toplamından 9 fazla toplayacaksın. Yani 4, 5, 6 demek 6 artı 9'da 15 demek. Anlaştık ya da şöyle düşün. Mesela eksi 3, 1, Kaç yapsın bu da? 2 olsun. Bunları toplayınca kaç yapıyor? 0 yapıyor. Bunun yerine bunların her birini 5 fazlasını toplasam yani 2, 6 ve 7'yi toplayınca her biri 5 fazla olduğuna göre toplamın kaç yapacak? 0'ın 15 fazlası 15 yapacak. Ben de burada öyle yaptım. Anlaştık mı? Yani şu sarıyla işaretlediklerimin toplamları 0 idi. Ben bunları toplamak yerine her biri 3 eksik olan daha küçük olan sayıları topladığımda ve toplam kaç tane sayı topluyorum ben? 24 tane. Neden? Çünkü pozitif bölen sayısı 12 ise tam bölen sayısı 24'tür. 24'te de eksi 3 çarpınca cevabımız ne gelir arkadaşlar? Eksi 72 gelir diyebiliriz. Hadi bakalım geldik 8'e. Biraz hikayeli gibi ama bakalım ne anlatıyor. En 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere. A n en sayısının asal bölenlerinin çarpım biçiminde tanımlanıyor. Asal bölenlerinin çarpımı. Yani mesela 20 olsa A20 dese bana bunun asal bölenleri 2 ve 5'tir. Nasıl buluyoruz? Asal çarpanları giriyoruz. Tabandakiler yani 2 çarpı 5'ten kaç gelir? 10 gelir. Buna göre a n 6 olacak şekilde yani asalların çarpımı 6 olacak. Yani a n 6 yani nasıldır bu? Bu sayıda 2 ve 3 var benim anladığım. Başka da olmaz. Değil mi? 3 basamaklı en küçük n sayısının rakamları toplamı nedir? O zaman 2 üzeri n 3 üzeri m sayısı ne olsun? 3 basamak sayı olsun. Değil mi? Çünkü hani bu sayının asal bölenleri çarpımı kaçtır? 2 ve 3'tür, 6'dır. O zaman bu şartı yerine getiren 3 basamak sayı ee ne olabilir? Bunu kendin deneyeceksin abi yapacak bir şey yok. Ben 3'ün kübü çarpı 2'nin karesi desem kaç yaptı? 27 çarpı 4, 108 yapar mı? Yapar. Daha küçüğünü yakalayabilir miyiz? 2'nin üzeri 3 desek 8 çarpı 9 72. 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri, 2 üzeri 4 desek 16 çarpı 9 kaç yapıyor? 144 mi yapıyor? 16 çarpı 3 o da fazla oldu. Galiba 108 galiba bizim doğru cevabımız olacak. O zaman rakamları toplamı kaç yapar? 9 yapar diyebiliriz. En küçüğü bu geliyor galiba. 102 falan geliyor mu? 102, 51 yok gelmedi. 104 geliyor mu? Gelmedi. 106 geliyor mu? Gelmedi. O zaman 108 bizim doğru cevabımızdır. Tamam mı? Birden bazen kaygıda yaşıyorsunuz lan acaba doğru mu falan diye böyle. Hafiften kontrol etmekte fayda var. Geldik 9'a. Aa bakalım cevap neymiş 9'muş ya. <laughs> Olmaz mı? Bakacağız ya arada. Oğlum her şeyi doğru yapmıyoruz lan biz. Allah Allah. Biz de yanlış yapıyoruz. 9. 1 ile 50 arasında bir en sayısı seçiyorsun. Ve pozitif tam bölenlerin sayısı 3 olsun istiyorsun bu en sayısının. Kaç tane böyle sayı bulabilirsin diyor. Yani Türkçesi şu. Pozitif bölenlerin sayısı 3 olan kaç tane 1 ile 50 arası sayı vardır diyor. Şimdi günün sorusu şu. Pozitif bölenleri sayısının 3 olması ne demek? Üniversite sınavında buna benzer bir soru geldi geçmişte. Çok da güzel bir soru bence. Bunun varyasyonunu biz tabii denemelerde, kitaplarda falan soruyoruz. Ben de burada size soruyorum. Burada da öğretmek istediğim şey pozitif bölen sayısı ne zaman 3 olur? Sonra ÖSYM bunu kullandı birkaç kere daha. Pozitif bölenleri sayısı nasıl 3 olur? Normalde biz ne yapıyoruz? Hani kuvvetlerini birer arttırıp çarpıyoruz ya. Yani x, y, z'yi birer arttırıp çarpınca 3 nasıl olur? 1'i 3, 1'i 1 yapardım. 1'i 2, 1'i 0 olması lazım. Kuvvetlerini 1'i arttırıp çarpıyorsun ya. Demek ki 1'i 2, 1'i 0 olacak. E 0 olunca B üzeri 0, 1'dir. Yani benim sayım nedir? A karedir. Ama A'nın ne olması lazım arkadaşlar? A asal bir sayı olması lazım. Asal bir sayının karesinin yani 5'in karesinin pozitif sayısı kaçtır? Bir fazlası 3'tür. Hmm. O zaman biz asal bir sayının karesini arıyoruz. 1 ile 50 arasında. Ne olur? 2'nin karesi olur, 3'ün karesi olur, 5'in karesi olur, 7'nin karesi olur. Bunun sonuçları 1 ile 50 arasına girsin. Değil mi? Pozitif olan sayısı 3 olsun. Kaç tane çıktı? 4'ten çıktı diyebiliriz. Yani 4, 9, 25 ve 49'dan bizim cevabımız nedir arkadaşlar? 4'tür diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım gençler. Şimdi geldik sağ tarafa 10. sorumuza. En pozitif bir tam sayı. Tamam. Çarpımının tam kare olması için elini alabileceği en küçük değer nedir diyor. Ben bunu Türkçe'ye çeviriyorum bu soruyu. Bak şöyle düşün. En sayısı 180'i bir sayının karesi yapıyor Değil mi? Evet. O zaman en sayısı eksik kapas. Zaten neyi sormuş? En küçük sormuş. 180'i asal çarpanlarına ayırdım. 36 çarpı 5. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Ben bunu n çarpınca k kare yaptı mı? Bunun tam kare olması için değil mi? O zaman bak zaten burası tam kare güzel kardeşim. Orayı bıdıkla ama bırak. En küçüğünü istiyor. Bak bu da tam kare. 3'ün karesi. Tamam o zaman en 5 olursa süper. Burası bir tam kare yapar mı? Yapar. En alacağı en küçük değer nedir? O zaman biz cevabı da bulduk. 5'tir diyebiliriz. Anlaştık. Türkçe'ye çevirdim. Oradan da soruyu çözdüm. Geldik 11'e. A ve birer pozitif tam sayı olmak üzere. Bu eşitlik sağlanıyorsa A artı B toplamı en az kaçtır demiş. Aynısı. Yani A kare 360'ı bir sayının nesi yapacak? Kübü yapacak. Türkçe'ye çevirdim. O zaman 360, 36, 10, 4, 9, 2, 5, 4, 9, 2, 5, 9 o zaman 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1. 8 kere 5, 40, 40 çarpı 9, 360 tamam oldu. Bunu A kare ile çarpıyorum. Bir şeyin kübü yapayım. Bak zaten bu bir şeyin kübü ya. Tamam orayı bızıklama. A karede ikili bir şey olmasın. A karede Şimdi buradakilerin kuvvetlerini 3'ün katı yapmam lazım. Neden 3'ün katı yapmam lazım? Çünkü mesela 2 üzeri 6 dediğiniz şey bir şeyin kübüdür. 3'ün katı olması lazım ki bu. Bu şekilde dışarıda kuvvet olarak 3 bırakabilirim. Şimdi 3'ün karesi, 3'ün karesi o zaman bunda bir 3 olsa 3'ün kübü yapar. O zaman bir şeyin kübü yaptı ama a kare 3 olamaz evlat. Neden? Çünkü a, b birer pozitif tam sayı. O zaman ben a kare ne demek biliyor musun? Aynı sayıdan 2 tane ekle demek. Yani bir tane 3 ekleyemez. 2 tane 3 üç ekleyeceksin. 3'ün karesi olacak burası. Yani 9 yazabiliriz. Tamam? Mı? O zaman 3'ün karesi 3 üzeri 4 3 üzeri 6. He. O zaman ben a kareye 3 üzeri 4 yazarsam 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 2'yi çarpınca 3 üzeri 6 yapar. Ne oldu? 2 üzeri 3, 3 üzeri 6. Kuvvetler 3'ün katı olacak ki 3'e bölünsün. E bunda bir de bir, bir denede ne olsun? 5 üzeri 2 olsun. Buraya da bir de 5 üzeri 2 yazınca 5 üzeri 3 yaptı. Bu b küpmüş. O zaman düzeltirsek 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 yani 90 yapar B sayısı arkadaşlar. A sayısı ne yaptı buradan? A kare dediğimiz şey 81 çarpı 25. A dediğimiz şey 9 çarpı 5. A dediğim şey 45 yaptı. O zaman 45 ile 90 topladığımızda cevabımız ne gelir? 135 gelir diyebiliriz. Bu 11. sorumuzun çözümüydü. Yani oradaki atraksiyon şey. A kare dediğinde hani 3 a kare 3 olamaz. 2 tane aynı sayıdan ekleyeceksin. Çünkü kare diyor. Tamam mı? Üstteki soruyla farkı oydu. Geldik 12. sorumuza. A ve birer tam sayı olduğuna göre A'nın kaç değeri vardır demiş. Buna benzer soruları ben şeyde yapmıştım. E, temel kavramlarda yapmıştım. Şimdi burada bir şey yalnız bırakın demiştim hatırlarsanız size. E, size kalmış tabii. Yani burası A çarpı B eşittir. 8A artı 8B. Çünkü bir şey anlamı çok karışık Baktın baş edemiyorsun bir şey yalnız bırak. O zaman ben ne yapayım bunu buraya atayım. A B eksi 8 A eşittir 8 B. Bu soru zor. Zorlu nerede? Bu sorunun yani mesela şu sorunun daha kallavisi yani daha ağırı. Çünkü direkt vermiyor soru sana. Sen önce orada duruma getiriyorsun iki aşamalı soru. Sonra sen oraya getiriyorsun. A parantezinde B 8 eşittir 8 B. O zaman A eşittir 8 B bölü B eksi 8 yaptı. Şimdi çok da temiz olmadı. Neden? Çünkü hani B'ye değer verince hem üst oynuyor hem alt oynuyor. Hem üst oynuyor hem alt oynuyor. Bu çok sağlıklı değil. O zaman şöyle yapalım. Bu bunun kaç katı? 8 katı. 8'i kenara çektim. Buraya B eksi 8 yazdım. Şimdi payda eşit üst taraf yapsın. 8B eksi 64. O zaman bir 64 ekleyip Bir temiz temiz olur. Demek ki A sayısı buymuş. Şimdi bak çok dikkatli bakalım. A'nın tam sayı olması, B'nin doğal sayı olması, B'nin tam sayı olması bunlar karışık karışık şeyler. Dikkatli olacağız. A, B birer tam sayı. A'nın kaç değeri var? O serbest. Hiç sıkıntı yok. Neden? Çünkü burası tamam mı? 64'ü eksi olarak bölebilir, artı olarak bölebilir. Çünkü tam sayı diyor, sıkıntı yok diyor. O zaman 66, 64 ne demek? 2 üzeri 6 demek. O zaman bunun PBS'si kaç? 7. Demek ki B eksi 8, 7 tane değer alır. Ama PBS, TBSsi kaç? 14. Neden öyle bir şey yaptık? Çünkü tam bölen sayı istedi, değil mi? Çünkü hani ikisi de tam sayı ya, sıkıntı yok. Yani bu o zaman 14 olacak. 14 tane B değeri vardır. 14 tane B değerine karşılık da 14 tane A değeri vardır diyebiliriz. Yani B eksi 8, 64 de olur, eksi 64 de olur. İşte eksi 32 olur, 32 olur. Eksi 16 olur, 16 olur gibi. 7 tane pozitif, 7 tane negatif, 14 tane farklı A çıkar diyebiliriz. 13. sorudayız şimdi. 13. soruda bir öğretmeni çok fıskandırdım. Ona buradan selam olsun. Eğer izlerse, kulağına giderse. Hadi bakalım. 1'den 200'e kadar olan tam sayıların kaç tanesinin sadece 6 tane tam sayı böleni vardır? Hocam bu zor oldu ya. Burada bir fake var. Bak bu sorunun aynısı o soru. Buradaki pozitif bölen sayısı 3, Burada ne demişim? Tam sayı tam böleni 6 tane. Yani TBS 6 tane. O zaman PBT'si kaç? 3. PBT 3 demek benim sayım asal sayı demek. Asal sayıların karesinin pozitif bölen sayısı 3 olur. Başka da olmaz. Biraz önce şurada onun açıklamasını yapmıştık hatırlıyorsanız. O zaman 1'den 200'e kadar Kimlerin kareleri olabilir? 2'nin karesi, 3'ün karesi, 5'in karesi. Asalların karelerini alıyorum. Bu aralığa girsin diye. 11'in karesi oluyor. 13'ün karesi 196 oldu. Yeter. Adam olana çok bile. Kaç oldu? 6 tanedir diyebiliriz. Bu da 13'ün sorumuzun çözümüydü. Anlaştık. Bak aynı şeyleri döndür döndür dur yapıyoruz. Bakalım şimdi son sayfamızda 6 tane sorucuğumuz kaldı. Bu 6 soruyu da gelin yine beraber çözelim. 14'teki soruyu beraber çözdük aslında. Biraz önceki soruya benziyor. Şu A, B, 8, B bir tane soru vardı. A, B, işte 8 parantısına artı B li. Ona benziyor. Ne yapacağız? Kaç tane? Bak A ve B doğal sayı. Yani tek tek yerine değer de verebiliriz de. Mesela B 1 olsa. Çok mantıklı olur aslında. Olmaz mı? B 1 olsa. B 0 olsa da başlayabilir. B 0 olursa iki taraf 0 olur patlarız. B 1 olsa A 8 olur. B2 olsa 4 kere 2 8. 8'i buraya attım. 4 kaldı. O zaman buranın 4 olması için bu 2 ise bu da 2. Ne oh. güzel. B3 versem orada bir fake yersin. B3 ver A0 olabiliyor. Galiba 3 tane durum olacak. Bu biraz manuel çıktı gibi. Değil mi? Bir bakalım bir A parantezinde B A... o salladım. B parantezinde A artı 4 12 o zaman B eşittir. 12 bölü A artı 4. 12'nin bölenleri neler var? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var, 12 var. Yalnız A artı 4 bunlar olacak ya. Ama A doğal sayı olacak. A artı 4 1 olamaz. Eksi 3 olur. 2 olamaz. Eksi 2 olur. 3 olamaz. Eksi 1 olur. 4, 6, 12 olabilir. Her A, 4, 6, 12'den birini aldığında da B farklı bir ne olacaktır? Doğal sayı olacaktır. Buna göre 3 tane değer vardır. Böyle manuel de de çıktı ama güzel. De. Peki bakalım. Geldik 15'e. Asal bölenleri toplamı, asal bölenleri toplamı 16 olan. iki basamaklı en büyük doğal sayının rakamları çarpımı kaçtır? Asal bölenleri toplamı. Yani biz ne yapacağız? Asal toplamları asal. Asalların toplamı 16 olan sayılar bulacağız. Önce toplamları 16 olan asal ne olabilir? 2, e, 3, kaç yaptı? 5 yaptı. 2 3 11 olabilir. 2 3 5 desek 2 3 5'in toplamı kaç yaptı? 10 yaptı. Olmadı. Peki başka ihtimal var mı? 5 11 olabilir mi? 5 11 de olur. Başka olur mu? 7'li var mı? 5 7 12 olmadı. 7 11 olmadı. 3 11 2 3 11 tamam yakaladık o zaman. Başka da ihtimal kalmadı. Değil mi? 3 13 olur mu? bak 3 13 de olur. Gol yemeyelim. Ama bunların neyi istiyor? Emil istiyor. Peki başka olur mu? 2 14 olmaz. Tamam, bu kadar herhalde. Olan şimdi asal bölenleri toplamı 16 olan diyorsa ben ihtimalleri yazdım. Yani aslında sayılarımdan bir tanesi 2'nin kuvveti, şöyle yapayım yani. 2'nin kuvveti, 3'ün bir kuvveti, 11'in bir kuvveti olacak ki bu sayı ne olsun? Asal bölenleri toplamı 16 olsun. Ve bu sayı iki basamaklı sayı olsun. Bunların hepsini bir yaparsam olur ancak. Bunların hepsini bir yaparsam o zaman benim sayım kaç gelir? 66 gelir. 66'ın asal bölümleri 2, 3 ve 11'dir. Tamam. 5, 11 desek 5 ile 11'den olur galiba. 55 mi oluyor? Çünkü 5'i biraz büyütürsen 3 basamaklı çıkar. 3, 13'ten de 3, 13'ten de 39 olur. 66 bence oldu rakamları çarpma kaç yapar 36 yapar diyebiliriz bu 15'in sorumuz için başka ihtimal çıkmadı galiba bir bakalım mı ben de hatırlamıyorum cevabı evet doğruymuş <laughs> geldik 16'ya 16'nın soruda altta bir şey öğretmeye çalışıyorum arkadaşlar size yani böyle ne gerek var bu soruya deme bir tane sayımız var 1001 özseminin çok sevdiği sayılardan 1001'i gör diye ben bu soruyu yazdım size tamam mı yani sorunun bir esprisi yok aslında. Sınav olarak gelmez ama sorunun herhangi bir yerinde bin birin geçtiği bir yer olursa ve senin karşına çıktığında sen çözersen ve beni de hatırlarsan selam söyle tamam 45.045 sayısını tam olarak bölen kaç farklı asal sayı vardır dediğinde burası hocam 45.000 artı 45'tir. Yani 1000 tane bir tane daha yani ne yaptı? 1001 tane 45 yaptı mı? yaptı. Peki 1001 nedir? Asal mıdır? Değildir. 3 tane ardışık 3 tane ardışık sayının asal sayının çarpımıdır. 7, 11, 13'tür. 13 son aracının uğurlu sayısı. Ondan geri geri gele geleceğim. Bu da nedir? 5 ile 9'dan geliyor. 3'ün karesi 5. O zaman ne oldu? 3'ün karesi 5 çarpı 7 çarpı 11 çarpı 13'tür. kadar güzel ayrıldı ya. İşin hikayesi bence 1001 de 1001 bileceğiz. 101 asal mesela 1001 asal değil. Kaç tane çıktı asalımız? 5 tane çıktı diyebiliriz. Bu da 16. sorumuzun çözümüydü. Bak zaten orada da 5 yazıyormuş. Geldik son 3 sorumuza arkadaşlar. 17 18 19. 3 basamaklı x doğal sayısını tam olarak bölen 6 farklı tam sayı var. Yani tam olarak bölen 6 farklı tam sayı var. Yani TBS 6 H, B, S kaç? 3. O zaman pozitif belen sayısı 3 olması için ne olması lazım? X kare modelinde olacak. Ama X nasıl bir sayı olacak? Asal bir sayı olacak. Aynı sorudan 3 kere yazmış. Artık kafaya kazı diye yani. Değil mi? O zaman ne olacak? Asal bir sayının karesi olacak. Mesela e, ne olabilir? 11'in karesi olabilir. En büyük en küçük diyor. 30, 31, 31'in karesi olabilir. 31'in karesini hızlıdan bulabilir misin? Yani şöyle alt alta yazıp çarp par, bölersin de. Şöyle düşünebilir misin? Parantez karesi almayı biliyorsan süper. 31'in karesini şöyle yapabilirsin. 30 artı 1'in karesi diye düşünebilirsin. Nasıl? Birincinin karesi 900. İkisinin çarpımının iki katı 60, 960 bir de orada var 961. Oldu. Ben böyle yapıyorum. Silersen sevinirim. Arkadaş ya. Ne inat yapıyorsun? Burası da kaç yaptı? 121 yaptı diyebiliriz. O zaman bu ikisinin toplamı ne yapar? 1082 yapar diyebiliriz. X'in alabileceği en küçük ve en büyük değerin toplamı. Yalnız hata yaptım mı? Bence yaptım. Neden hata yaptım? Çünkü biz den istediği şey ne? Ha, bu x'te o x aynı değil. Dur kafamız karıştı. Şuraya a kare yazayım. Senin de kafan karışmasın. şöyle yapayım. Tamam mı? X eşittir akar olacak. Tamam o zaman en küçüğü kaç geldi? 121 geldi. En büyük kaç geldi? 961 geldi. Birden ne yaptım? Heyecan yaptım. Cevap 182 gerçek. <laughs> Karıştırdım. Yani oradaki kendi kendime bir X dedim. Ben hemen bilinmeyen deyince X dedim ama orada kullandığım ifadeyi de X de deyince kafa karıştı. Neyse cevap 1082 gelecek arkadaşlar. Çünkü 120... 1 nedir? 11'in karesidir. Pozitif belen sayısı kaçtır? 3'tür. 961 de 31'in karesidir. Pozitif belen sayısı kaçtır? 3'tür. Hadi bakalım. Şu videoyu bitirip, Şunların montajını yapayım. Sonra yeni bir sistem kuracağım. Uf. Kurdum aslında da. Şöyle içindeki programları falan. InDesigner'ı, InDesigner'ı, Premier'leri falan şöyle bir yükleyeyim. O şurada yeni bir sistemim var. Daha kaliteli videolar çekmek için, daha seri çekmek için daha güzel bir sistem aldım. Süper ateş ediyor. Neyse hadi bakalım devam. A doğal sayısı 2 asal sayının çarpımına eşit olmak üzere. Örnek 3-5. Böyle kendi kendinize küçük küçük tanımlar yapın soru çözerken. Hemen kendinize 3-5, 5-7, 11-13. A doğal sayısı 2 asal sayının çarpımına eşit olmak üzere. 42A ve 110A sayılarının asal bölenlerin sayısı sırasıyla 5 ve 3'tür. Şimdi 42 ne demek? 6 çarpı 7. 2 çarpı 3 çarpı 7 çarpı A. 110 A nedir? 11 çarpı 10. 2 çarpı 5 çarpı 11 çarpı A. Sayıların asal bölenlerinin sayısı 5 ve 3'tür. Şimdi bunun asal bölenleri kaç tanemiş? 5 tane miymiş? O zaman A'da 2 tane asal daha var. Zaten A sayısı 2 asal sayının çarpımına eşit mi? Süper. O zaman A'da 2, 3, 7 yok. Nereden biliyorsun hocam? E, olsaydı şu sayının asallarının, asal bölenlerin sayısı 5 gelmezdi. 2, 3, 5, 2, 3, 7'nin dışında 2 tane daha var. Ki toplam 5 diyor bana. Peki 110A'da da kaç taneymiş? 3 tanemiş. Demek ki 110A'da 3 tane olduğuna göre A zaten burada 3 tane var. O zaman A yeni bir asal değil. Yeni bir asal barındırmıyor. O zaman A da 2, 5, 11'den ikisi var. Ama hangi ikisi var? Bu yok. 5 ve 11 var. Neden o yok? Çünkü yukarıda A'da ne demişim? 2, 3, 7 yok. O zaman 5 ile 11 var mı? Var. A sayısı o zaman 5 çarpı 11'tir. Yani 55'tir. Rakamları kaç çarpımı kaçtır? 5 kere 5'ten de kaçtır arkadaşlar? 25'tir diyebiliriz. Bu da 18 sorumuzun çözümüydü. Bu arada bu sarı yuvarlaklı sorulardan yani çıkmış bir sınav sorusunun benzeriydi. Bilginiz olsun. Yani sorunun kolaylığı olduğu kadar da zorluğu var açıkçası. Şimdi geldik son sorusuna. Bak benzer sorular soruyorlar aslında. Özellikle şeye dikkat edin. TT bir mesela sordukları soru genelde bir önceki yılın TT'sinin sorularının hemen hemen aynısı oluyor. Bir kontrol edin siz de ileriki zamanlarda anlayacaksınız. İki basamaklı en doğal sayısının asal bölenlerin toplamı en doğal sayısının asal bölenlerinin toplamı 30 çarpı n sayısının asal bölenlerinin toplamından 3 eksiktir. Şimdi 30'un asal bölenleri 2, 3, 5. Buradan da n geldi. Yalnız n 2 basamaklı sayı. Tamam mı? Asal bölenleri toplamından 3 eksiktir diyor. Sayısının asal bölenleri toplamından 3 eksikse. Yani ee, bence n de 2 de var 5 de var. Çünkü bu sayının asal bölenleri içerisinde 2, 3, 5 var, değil mi? En sayısı ile ilgili, enin bölenleri ile ilgili, enin bölenleri ben 2 ve 5 dediğime göre, o zaman 3 yok. Yani bunun asal bölenleri toplamından 3 eksiktir. O zaman en sayısında ne var? 2 ve 5 var, değil mi? Yanlış anlat, anlat, eksik anlatmadım değil mi? En sayısının asal bölenlerin toplamı, yani baktığın zaman ne var de 2 ve 5 olmalı ki. Bunun asallarına göre 3 eksik olsun. Sadece 3 olmasın yani. 2 ve 5 olsun. Tamam. Peki öyle diyorum da. 7 olabilir mi? 2 basamaklı dedi. 7 olsa mesela. Bu 10 yaptı. 30 e göre 3 eksiktir. Ama ne olacak? O 7'nin karesi 49 olabilir mesela. Bunun asal bölünü kaç? 7. Bunun ikisi 10. Ama şimdi eni 7 alırsam değil mi? Yani 7 49 alırsa bunun asal bölenleri toplamı ne yapar? 2 3 5 ve 7. Yani 17 yaptı. Peki 7'nin karesinin asal bölenleri ne yapar? Sadece 7 yapar. O zaman ondan 10 eksiktir. 3 eksik değildir. O yüzden ne yapamıyoruz? 49 alamıyormuşuz. Gördük mü? Yani alamama sebebimiz var. TTD mantık bu şekilde. O zaman 2 ve 3 var N'de. Pardon, 2 ve 5 var. Peki 42 ne? 2, 3 ve 7 çarpı n. Şimdi n sayısının asa bölenleri toplamı sayısının asa bölenleri toplamından 10 eksik. O zaman bunlar yoksa değil mi? O zaman n'de ne yok? 7 yok diyebilir miyiz? Ama 2 var, 5 var. Buna göre n sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? 2 basamaklı n sayısı. 2 ve 5'ten ne yapacağız? Sayılar oluşturacağız. Mesela 10 olur. Şöyle yaparsak 20 olur. Şöyle yaparsak 40 olur. Değil mi? Sonra 254 çarpı 5 desek 80 olur. 2 çarpı 5'in karesi desek 50 olur. Bence başka olmaz. Yani kaç tane yaptı? 1, 2, 3, 4, 5. Bak bakalım cevabına geldi. 5 geldi. Evet doğru yaptık. Anlaştık. Bu da 19. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece asal sayıları da tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi siz elinizdeki kaynaklardan asal sayılar ve pozitif bölen sayısı ile ilgili soruları ne yapabilirsiniz çözebilirsiniz. Yalnız şöyle bir durum var. Bazı kaynaklar asal sayıları bölme bölünmeden sonra işliyor. Ama benim mantığıma göre önce asal sayılar gelmeli sonra bölme bölünme gelmeli. Çünkü bölme bölünme bunları barındıran şeyler. O yüzden ben sıralama olarak önce asal sayıları sonra bölme bölünmeyi anlatıyorum. Bir sonraki dersimizde yani bugünlerden bu videoları paylaştığım cumartesi olacak. Bence pazar günü de video paylaşayım. Çünkü dün paylaşmadım. Pazar günü de bölme bölüneme ile ilgili videolar paylaşırım. Bilginiz olsun. Bir de şöyle söyleyeyim. Pazartesi gününden itibaren ya da pazar günü duyururum ben size. O hafta hangi videoları paylaşacağımı baştan söyleyeceğim. Çünkü öyle olunca bence organizasyonu siz daha daha iyi yapabiliyorsunuz. Hazır zaten kaçındayız? 27 bu hafta Bir beraber şey tamamlanmış oluyor. Temmuz tamamlanıyor. Ağustos'a giriyoruz. Bir tane yaz ayını tamamlamış oldum. Ağustos ayı bizim için kıymetli. Derslerine gidecek arkadaşlarımız var. Onlar için aslında güzel bir başlangıç olur. Buraya kadar geldikleriyle. Sonra bunların üzerine ekledikleri olacak. Dediğimiz gibi okul başlayana kadar biz bu kampı ne yapmaya çalışacağız? Bitirmeye çalışacağız. Ama ben bitiririm de sizin bitirme şansınız bazen olmayabilir. Bu çok normal bir şey. Ama açar bakarsınız buradan faydalanırsınız. Bu videolardan faydalanırsınız. Tekrar için faydalanırsınız. Biraz da öteleyebilirsiniz. Okulla beraber belki bir kısmı götürürsünüz. Çünkü burada en yorucu kısım problemler kısmı olacak sizin için. Ee, orada gerçekten e efor sarf etmeniz gerekecek ve problemler e hazırlana kadar çözmeniz gereken bir başlık aslında. Anlaştık. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizle vedalaşayım. Renderimi alayım. Ondan sonra da ne yapayım? Benim şu canavarı kurayım. Tamam mı? Sonra tanıtırım size bu canavarı. Şöyle küçük bir geçiş yaparım. Hafif bir 4090'ım var yani. Bilginiz olsun. Neyse. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın. kalın.